Değerli basın mensupları, değerli Denizli yurttaşlar, Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırılarak yerine kayyumlar atandı. İçişleri Bakanlığı bu kararın gerekçelerini madde madde açıkladı. Gerekçede bu kişilerin silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma suçlarından yargılandıklarını ve haklarında soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti. Karar açıklanır açıklanmaz Türkiye'de ne kadar Amerikan sever, PKK sever, FETÖ sever varsa nasırına basılmış gibi bağırmaya başladılar. Denizli'de de CHP il başkanımız Sayın Mahir Akbaba, Merkez Efendi ilçe başkanımız Sayın Tolga Varlıker göğüslerini HDP'ye, PKK'ya siper etti. Ne de olsa 31 Mart seçimlerindeki HDP desteğinin diyetini ödemeleri gerekiyordu. Demek ki gebelik böyle bir şey arkadaşlar. Neymiş efendim? Seçimle gelen seçimle gitmeliymiş. Bu kişilerin haklarında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı yokmuş. Bu karar hak, hukuk, adalet ve demokrasiye aykırıymış. Değerli arkadaşlar, birincisi bir belediye başkanının görevden alınması için kesinleşmiş yargı kararına gerek yoktur. İdari soruşturma sonucu suçu tespit edilenler geçici olarak görevden alınabilir. İkincisi, seçimle gelenin suç işleme özgürlüğü de yoktur. Görevden alınması için seçimlerin gelmesi beklenmez. Hitler ve Mussolini seçimle gelmediler mi? Hukukçu olan Sayın Akbaba'nın bunları bilmesi gerekirdi. Gelelim bu uygulamanın hak, hukuk, adalet ve demokrasiye aykırılığına. Şimdi Sayın Akbaba'ya ve Denizli'de herkese soruyorum. 82 milyon içinde HDP'nin PKK'nın uzantısı yasal bir parti olduğunu bilmeyen bir tek yurttaş var mı? Terör örgütüyle demokrasi olur mu? Terör örgütüyle özgürlük gelir mi? Terör örgütüyle hak, hukuk, adalet sağlanır mı? Mehmetçik Suriye'de, Irak'ta vatan savaşı verirken bu belediyeler terör örgütüne teslim edilir mi? Bu belediyeler Mehmetçi'ye karşı iş makinalarıyla hendek kazmıyorlar mı? PKK'ya malzeme ve eleman göndermiyorlar mı? Haraç toplamıyorlar mı? Mayın döşemeye yardım etmiyorlar mı? Kayyuma karşı çıkmak, değerli arkadaşlar, Mehmetçi'yi sırtından hançerlemektir. Dünyanın hiçbir ülkesinde terör örgütünün uzantısı olan bir partiye yasallık tanınamaz. Ona iktidar, meclis, belediye gibi devlet otoritesi verilemez. Seçimlere sokulamaz. Aldığı oy bahanesiyle meşruiyet kazandırılamaz. PKK terörü tasfiye edildikçe HDP'nin oyu düşer ve giderek sıfırlanır. Kürt kökenli yurttaşlarımız PKK'nın terör baskısından kurtuldukça özgürleşir.
ve milli birlik saflarına katılır. Onun için HDP'nin kapatılması şarttır, gereklidir. Sayın Akbaba bu kararı adaletsiz bulduklarını, kayyuma karşı çıkacaklarını ama protesto etmek için sokağa inmeyeceklerini söylüyor. Oldu mu şimdi Sayın Başkan? Atatürkçü dedin, adaletsizlik gördü mü sokaklara çıkar. Hukuksuzluğa boyun eğmez. Bak Vatan Partisi milyonları toplayıp Silivri duvarlarını yıktı. Avrupa'da Ermeni soykırımı yalandır diye bütün Avrupa'nın caddelerini inim inim inletti. Bence bu kararı yanlış buluyorsanız, hatalı buluyorsanız siz de sokaklara inmelisiniz. PKK HDP ile kol kola girin. Hele bir de apoposteri astınız mı? Halk sizi alkışlar mı? Yoksa başka bir şey mi yapar? Bilemem. Değerli arkadaşlar, Sayın Akbaba, Atatürk Kubule'yi kafasını kesen Derviş Mehmetlere özgürlük mü tanıdı? Şeyh Saidlerle demokrasi mi kurdu? Seyit Rızalarla hak, hukuk, adalet mücadelesi mi verdi? Şimdi Atatürk sağ olsa kendi kurduğu bu partinin bu halini görse kalp krizini geçirip tekrar mezarına döner. Neyse ki Vatan Partisi var. Atatürk ve ilke ve devrimlerinin takipçisi. Altok programının mirasçısı. Kemalist devrimin tamamlayıcısı. Onun içindir ki değerli kardeşlerim, Türkiye'nin önü aydınlıktır. Amerikan gemisine binen bu PKK, FETÖ gibi terör örgütleri batmaktadır, boğulmaktadır. Bunların geleceği yoktur. Bunlara umut bağlayanlar yarın hüsrana uğrar. Bunların başarısızlıklarını paylaşır. Bu nedenle özellikle CHP'li, İyi Partili yurttaşlarımı uyarıyorum. Onları Türkiye gemisine binmeye davet ediyorum. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Basın mensupları, sorularınız varsa yanıtlayabiliriz. Efendim. Buyurun. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün izinden gittiğini, daha doğrusu Atatürk'ün partisi olduğunu iddia etmekte. Fakat sizce Tunceli Dersim demesi, işte Amerika'yla aynı söylemler olması, Türkiye'yi NATO'yu şikayet etmesi, S-400'e almayalım demesi, Atatürkçü olduğunu gösterir mi? Bunlar Atatürk'ün politikaları mı sizce? Sizin görüşünüzle. Uyar mı? Şimdi şöyle değerli arkadaşlar, açık söyleyeyim, bak bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerimizde ona söyle bir tek şey var. Bir tek. O da PKK'dan, FETÖ'den elinizi çekin. Bitti, o kadar. Bu kadar açık değerli arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, 2 Haziran'da İstanbul'da belediye başkanı seçilmedi. Amerika orada Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir genel başkan, Türkiye'de kuracağı turuncu cephe için bir lider seçti. Bu işin başında göreceksiniz önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu, bu Amerika'nın yeni görevi. Turuncu cephe. Amerika onun arkasına Akşenerleri, Mollaoğullarını, PKK'yı, FETÖ'yü, HDP'yi hepsini diziyor. Bak, Kaz Dağları'nda atışa başladılar. Değil mi? Salda Gölü'nde atışa başladılar. Ergün Atalay'ı hedefe koydular. Metin Feyzoğlu gibi ya, kendi
CHP'li. Hiç kuşkun o adamı hedefe koydular. Şimdi bunlar ama değerli arkadaşlar bunların sonu yakındır. Bunlar bölenler bölünür. Bu cephenin ömrü uzun sürmez. O açıdan ben CHP'nin kendi içinden kurtulabileceği kanaatinde değilim. CHP ancak dışarıdan halkın onlara bir ders vermesi. Çünkü gözükmüyor değerli arkadaşlar. CHP içinden böyle Atatürk çizgisini savunan bir ekip çıkıp ya siz ne yapıyorsunuz hadi bakalım diyecek bir ekip gözükmüyor ama şu da yanlış tabii CHP'den umudumuzu kesmek de yanlış. Umudumuz var ama yakın bir zamanda CHP içinden böyle devrimci, Atatürkçü, anti-emperyalist, yurtsever bir çizginin çıkacağı kanaatinde değilim. Bunun için bir tek şey söylüyoruz. HDP'den PKK'dan elinizi çekin. Elini çektin mi kiminle beraber olursun? Vatan Partisi'yle beraber, MHP'yle beraber olsun. Milliyetçilerle, devrimcilerle beraber, teröristle. Ne alaka, ne işin varsa. Evet. Başka var mı? Kayyum kararına karşı çıkanlar, tepki gösterenler şunu söylüyorlar. Yani seçimlerin Nisan ayında olduğunu işte Yüksek Seçim Kurulu'nun bu başvuruları, adalet başvuruları, evet, incelemelerini yaptığını. Bu nedenle de yani kısa bir süre sonra böyle kayyum kararının hukuki olmadığını söylüyorlar. Siz bu konuda ne diyeceksiniz? Yani evet. Doğru. Evet. En büyük argümanlardan bu başkanım. Yani diyor ki ya madem ki böyle şeyleri vardı, bunları niye aday yaptınız, ne yaptın? Şimdi burada iki şey var Sayın Başkanım. Birincisi, böyle bir partinin Türkiye'de seçimlere katılmasının hiçbir meşruiyeti yok. Yani devlet olarak da hata yapıyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı da hata yapıyor. AKP hükümeti de hata yapıyor. Bakın, hükümetin şöyle bir yetkisi var. Böyle bir şey gördüğünde bakanlar kurulunu toplayıp Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir partinin terör suçlarının odağı haline gelme nedeniyle bir başvuru yapabilir. Böyle bir anayasal yetkisi var. Anayasa Mahkemesi'ne başvuramaz ama Cumhuriyet Başsavcılığı'na harekete geçirme diye bir anayasal yetkisi var. Şimdi şöyle düşünelim değerli arkadaşlar. Mehmetçiğe, orduya, polise ne diyoruz? Ya şu terör örgütünü mahvedin, ortadan kaldırın. Bunun finans kaynaklarını, bilmem şeylerini bulun, buşun. Ve biz öbür taraftan da bu örgüte 90 milyon lira hazineden para veriyoruz. Sayın Başkanım, Avrupa'da kimlerden haraç topluyor, Türkiye'de kimlerden haraç topluyor, bu terör örgütü ne yapıyor? Polise emir veriyor hükümet. Mehmetçiğe de diyor ki bunların Kandil'deki, şuradaki, buradaki terör yuvalarını dağıt, iyi, güzel. Ama bir taraftan da şimdi silahlı kuvvetlerimiz, emniyetimiz, güvenlik güçleri değerli arkadaşlar bu mücadeleyi verirken diğer taraftan onun ayağına çelme takacak bu tür hukuki, idari tedbirleri de alması lazım devletin. Birincisi bu başkanım. Onun için bu başından hukuk olarak sakat. İkincisi AKP biliyorsunuz bir kapatılma kararıyla karşılaştı. Bunların kapatılma bir anayasadan çıkaran, sıfırlayan hiçbir parti kuruldu. Ölünceye kadar suç da işlese, efendim terörün odağı da olsa, efendim laikliğe karşı eylemlerin merkezi de olsa kapatılma, böyle bir anlayışları vardı. Bu anlayışları bunların bugünkü doğru adım atmasında engel oluyor. Bu engel oluyor. Üçüncüsü, Sayın Başkanım, bu İçişleri Bakanlığı'nın gerekçeleri ben okudum tek tek. Bu arkadaşlar hakkında onlarca dava sürüyor. Terör örgütüne yardım etmiş, cenazesine katılmış. Bu hendek kazdırmışlar.
Ya bu silahlı kuvvetlerin hendek savaşlarında kapattığı hendekler baltayla çapayla açılmaz ki arkadaşlar. Bunlar iş makineleriyle açılıyor. Gemide var iş makinesi. Oradaki belediyelerde var. Yani bu kadar açık. Şimdi bunlar sabit, belirlenmiş şeyler. Onun için buralarda tereddüde hiç gerek yok bence. Ha bu şey niye bunları aday gösterdi? Şu andaki mevcut duruma göre Yüksek Seçim Kurulu önüne gelen siciline bakıyor, şeyine bakıyor. Orada bir şey yoksa veriyor. Onun yapacağı bir şey yok ki. Ama burada esas olan nedir? Esas olan bu kişiler hakkında ki eylemlerinden, etkinliklerinden, faaliyetlerinden dolayı Cumhuriyet Savcılıklarının, mahkemelerin, şeylerin yürüttüğü soruşturmalardır. Evet, başka var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar basın açıklamamızdan isteyen alabilir. Nasıl gidiyor? Yine televizyonun yükü senin sırtında. Yahu nasıl taşıyayım ya o kadar? He? Evet, bu yerel